Son yılların en popüler tıbbi terimlerinden olan insülin direnci, vücuttaki şekeri düzenleyen insülin hormonunun görevini yerine getirmekte güçlük çekmesi olarak tanımlanıyor. Ailesinde diyabet hastalığı sık görülenlerde, gebelikte kan şekeri yüksek olan kadınlarda, 4 kilogramın üzerinde bebek doğuran kadınlarda, bel çevresi 80 santimetrenin üzerinde olan, kadınlarla 90 santimetrenin üzerinde olan erkeklerde insülin direnci oluşuyor. İnsülin direnci bir hastalık olmasa da diyabet, metabolik sendrom, obazite, kalp damar hastalıkları, infertilite ve polikistik over sendromu gibi birçok hastalığa zemin hazırlayan önemli bir durumdur. Yağ, kas ve karaciğer dokularında hücre içine glikoz alımını sağlayan insülin hormonu enerji metabolizmasındaki hücre içi olayları başlatıyor. İnsülüne direnç geliştiğinde hem insülün hücresel etkisinde azalma oluyor ve glikoz hücre içine alınamıyor ve pankreas bezinden aşırı insülün salınımı oluyor. Glikoz ve insülün dengesindeki bu değişimler nedeniyle sık acıkma, bel çevresinde yağlanma, yemek sonrası uyku haliyle bitkinlik, terleme, adet düzensizlikleri, aşırı tüylenme, sık ve yaygın sivilcelenme gibi sorunlar gelişebiliyor. Acıbadem International Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doktor Bilge Ceydilek, insülin direncinin neredeyse hep birlikte görüldüğü obezite ve tipiki diyabetin toplumda görülme sıklığının giderek arttığına dikkat çekerek şunları kaydetti. Öyle ki Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün 2019 yılı raporuna göre Avrupa'da obezite görülme sıklığı sıralamasında ilk sırada yer alıyoruz. Tüm bu artış oranlarını değişen sosyoekonomik koşullarla açıklamak mümkündür. Gelişen teknoloji, giderek belirsizleşen çalışma saatleri, ev-iş yeri ayrımının ortadan kalkması sonucu daha az hareket edip daha az kalori yakıyoruz. Ayrıca güvenilir gıdaya ulaşım hem ekonomik imkansızlıkları hem çevre kirliliği ve iklim değişiklikleriyle her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Güvenilir gıdaya ulaşamamak demek ya basit karbonhidratlı ucuz gıdaya yönelmek ya da havamıza, suyumuza ve toprağımıza karışmış endokrin bozuculara daha çok maruziyet kalmak demektir. Doktor Bilge Ceytilek, insülin direnci oluşumunu önlemek için dikkat etmemiz gereken 7 kritik kuralı anlattı ve şu önemli uyarılarda bulundu. 1. Şok diyetlerden kaçının. Kısa sürede kilo vermek için şok diyetlerden uzak durun. Faydaları kanıtlanmamış ağır diyetler, popüler diyetler ve tek tip gıda içeren diyetler yerine beslenme alışkanlıklarınıza ve günlük yaşantınıza uygun besin çeşitliliğini içeren sürdürülebilir ve sağlıklı beslenme programları uygulamayı alışkanlık edinin. 2. Dondurma ve soğuk içeceklere dikkat edin. Yaz sıcaklarında serinleten içeceklerin ve dondurmaların içeriklerine dikkat edin. Tatlandırıcı şuruplar, şeker ve krema katkısı olmayanları tercih edin. 3. Hazır gıdalardan uzak durun. Hazır gıda paket ürünlerinden mümkün olduğunca uzak durun. Özellikle pandemi döneminde evlerde kapalı kalınca, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte ev dışı beslenme çok arttı. Katkı maddeli, şeker ya da hamur içerikli yoğun işlemden geçmiş ürünler ev dışı beslenmenin büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Bunların yerine yeterli protein, yağ ve lif içeren, karbonhidrat ihtiyacının tam taneli tahıllar, meyve ve sebze gruplarından sağlandığı öğünleri tercih edin. 4. Haftada en az 3 gün spor yapın. Haftada en az 3 gün tempolu olmak koşuluyla yürüyüş, yüzme, bisiklet, koşu ve ip atlama gibi orta yoğunluklu aktiviteler yapmayı alışkanlık edinin. Egzersiz süresi günlük 30 dakikanın haftalık toplamda ise 150 dakikanın altında kalmamalıdır. 5. Akşam yemeklerini uzatmayın. Geç saatlere kadar yemek yemekten kaçının. Yaz mevsiminde uzayan akşam yemeklerinin sıklığına dikkat edin. Akşam yemekten sonra masum bir atıştırmalık olacağını düşündüğümüz glisemik indeksi yüksek meyvelerin miktarına dikkat edin. Meyveler kabaca bir avuç içini geçmemelidir. 6. Uykusuz kalmayın. Gece saatlerinde uyanık olmak stres hormonlarının uyku sırasında beklenen düşüşünün görülmemesine, buna ikincil olarak glikoz ve insülin düzeylerinde artışa neden oluyor. Uyku problemlerine karşı teknolojik ilerleme ve uzaktan çalışma nedenleriyle belirsizleşen çalışma saatleriyle dinlenme saatlerinin yeniden düzenlenmesi önem taşıyor. Riskli gruptaysanız hekim görüşü almanız çok önemlidir. Ailenizde diyabet öyküsü fazlaysa, kilo fazlalığınız varsa ya da bel çevreniz kalınsa, bebeğiniz 4 kilogramın üzerinde doğmuşsa, Gebelik sürecinde şeker yükleme testi sonuçları yüksek çıktıysa, adet düzensizliği, tüylenme ve aşırı sivilce probleminiz varsa hekime başvurmayı ihmal etmeyin.